İl binasında düzenlenen basın toplantısında kuraklığa değinen Saadet Partisi Eğitim Başkanı Şevket Ünal, çok fazla su tüketeceği bilinen termik santral kararı bir kez daha gözden geçirilmeli dedi. Son üzerinden ülkemize ayar vermeye Saadet Partisi Eğitim Başkanı güven Şevket kurmak Ünal beraber düzenlediği basın dengeyi sürdürmek toplantısında kuraklığa dikkat belirsizliği çekerek bütün çok sektör fazla su tüketeceği ekonomilerde bilinen olumsuz termik olarak santral etkileyecek. kararı bir kez daha Tıpkı gözden içinden geçirilmeli. geçtiğimiz Enerji bütün üretelim, dışa günlerde bağımlı ekonomimiz olmayalım dolar derken susuz 8 ayda kalmamızın anlamı %30'dan yok fazla dedi. değer kazandı. Belediye ve devlet su işleri mutlaka alternatif kaynaklara başvurmalıdır. Bununla ilgili çalışmaların yapıldığı kanaatindeyiz. Ama vatandaş olarak bizler de bir damla suyun dahi israf olmasına izin vermemeliyiz. Öte yandan kuraklığa ramak kala yapılması planlanan ve çok fazla su tüketeceği bilinen termik santral kararını bir kez daha gözden geçirilmelidir. Enerji üretelim, dışa bağımlı olmayalım derken susuz kalmamızın bir anlamı yoktur. Enerji ithalatından kurtulalım derken su ithal eder hale gelmeyelim. Saman ithal eder gibi veyahut da bazı tohumlukları ithal eder gibi su ithal eder hale gelmeyelim. Bu sebeple termik santral fikrinden en yakın zamanda vazgeçilmelidir. Susuzluk enerji eksikliğine göre daha ağır sonuçlar doğurur. Üstelik enerji üretiminde farklı alternatifler varken su için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Devlet ve millet olarak üzerimize düşenleri yapmamız gerekmektedir. Tedbirli olmak boynumuzun borcudur. Devlet kurumlarının tasarruf Yapılan yapmaması nedeniyle oluşan sağlamdır. ekonomik açığı kapatmak Yatırım için sıkıntısı vatandaşın yaşıyoruz. kullandığı Başarılı elektriğe, edemiyoruz. doğalgaza, suya zam Edemiyoruz gibi geldiğini hem belirten kamuda Ünal, hem ekmek toplumda zammının da korkunç yolda sessizlikler olduğunu sezinirdi. kaydetti. İktidar itibarından tasarruf etmiyor. Etmek gibi bir niyeti de yok. Ama vatandaşa günde şu kadar ekmek çöpe gidiyor diyerek israf popülizmi yapıyor. Bu memlekette çöpe giden ekmek kadar itibara giden paralar da israftır. Bu israf önlenmeden ekonomiyi düzlüğe çıkartamazsınız. Sonra da suçlu vatandaşmış gibi faturayı vatandaşa kesersiniz. Gerek belediyemiz, gerekse hükümetimiz hiçbir tasarrufa gitmezken israf yüzünden korkunç boyutlara ulaşan açığı kapatmak için vatandaşın kullandığı elektriğe, suya, doğalgaza, simide ve belki kısa bir süre sonra ekmeğe zam yapılacaktır. Ekmek zammı da yoldadır.